Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu hani Shiba Coin olacak. Shiba Coin 2023'te ne olacak? 2023'ten sonra ne kadar olacak? Onun tahminlerini size söyleyeceğim. Söylemeden önce bununla ilgili bir haber var. Bu haberi zaten sizinle paylaşmak istiyorum. Haberi paylaşmadan önce kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Hemen habere geçelim. Haber zaten Coin Market'in ana sayfasında siz kendiniz de Shiba'nın e, haberler kısmında siz kendinize bakabilirsiniz. E, ben hemen haberi açtım. Bu arızadan sonra Shiba Inu'nun Shiba olası yolunu tahmin etmek diye bir başlık atmışlar buraya. Hemen burada geçelim. Shiba Inu satıcıları günlük grafikte yakın zamanda bulunan alım eraylısı geçersiz kılma isteklerini dile getirdiler. Meme tokeni yüksek likitedi aralığının yakınında 0.0129 dolarlık direnç sınırlarının ötesine geç, e, geçemedi demiş. İşte bir kripto'nun 2023-24 için Shiba Inu Shiba için fiyat tahminini söylemiş. Ve şurada görüldüğü gibi son düşüş eğilimi satış momentumundaki artışı doğrulamak için 20 EMA'nın kırmızı ve 50 EMA'nın e, cam gibi altına bir düşüşe neden oldu. 0.0103 doların dolarlık destek tokeninin geri tepme şansını izlemede büyük olasılıkla önemli bir rol oynayabilir. Basın zamanında Shiba Son 24 Saatte %8.56 düşle 0.0191 dolardan işlem gördü. Hemen burada duralım. Ee, Shiba'nın e, bu düşüşleri ve yükselişleri e, niye bu kadar düşüşler oluyor? Onları açıklayacağım. Onu videonun sonlarına doğru zaten açıklıyorum grafiğe geçmeden önce. E, hemen haberimize devam edeceğiz zaten. Onun için video sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar hemen habere devam edelim satıcılar lehine bir eğilim e, tersine mi dönüyor demiş şurada zaten bir grafiğini paylaşmış nasıl bir yükseliş ve düşüş içerisinde olduğunu grafikte görüyorsunuz şipatoçku'nun e, raylısı ile güçlü bir ko e, korelasyon sergiledi. Çünkü 0.00984 dolarlık temel destekten geri döndükten sonra %34'ün üzerinde yatırım getirisini tanık oldu. Bu canlanma günlük zaman diliminde yükseliş bayrağı yapısını ortaya çıkardı. 0.0129 dolar civarındaki yüksek fiyatların kesin olarak reddedilmesinin ardından Shiba 0.0118 dolarlık hayati direncinin önceki destek altına düştü. Sonuç olarak aylar bayrağın yükseliş eğilimlerini geçersiz kıldı. 20 EMA kırmızı tekrar güneye bakarken alıcılar 50 EMA çam gübeği ile olası bir düşüş eğilimine dikkat et, etmelidir. Herhangi bir ani veya e, nihai satın alma reddi 0.0118 dolarlık direncin yakınında bir engelle karşılaşa bilir. Bu tavanın tersine çevrilmesi kısa vadeli açığa satış fırsatları sunabilir. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış 0.029 dolarlık direncin yeniden test edilmesini sağlayabilir. Şiba yeni bulunan satış baskısını sürdürürse ilk büyük destek bölgesi 0.0103 dolar ile 0.00984 dolar aralığında olmaya devam edebilir Ayrıca göreceli güç endeksi basın zamanında güney doğru güneye doğru hareketinde orta çizginin altına düştüğü 50 işaretinin altında devam eden bir dalgalanma satın alma çabalarını baskılamaya devam edecektir hemen burada geçelim Shibanın 30 günlük ev meviri esi üzerindeki etkilerini deşifre edilmesi Santimetin verilene göre Shiba'nın son düşüşü 30 günlük e, mevver okumalarında negatif bir pozitif e, pozisyona neden oldu. Bu okuma günlük tekniklerinde zayıf okum, okumaları desteklerken aylar için hafif bir kenara im, ima etti. Üstüne üstlük tokenin açık ilgisi son 24 saatte %16.5'in üzerinde bir düşüşe işaret etti. Bu düşüş fiyat hareketinin düşüşünü taklit etti ancak daha yüksek bir büyük büyüklük ya alıcılar bir geri dönüş şansını ölçmek için 24 saatlik açık ilgi değişikliklerini herhangi bir gelişmeyi takip edebilir. Ayrıca alt bitcoin ile %88 30 günlük bir korelasyon paylaştı. Bu nedenle genel piyasa duyarlılığı ile bitcoin'in hareketinde hareketine göz kulak olmak herhangi bir yükseliş geçersizliğini belirtmek için gerekli olabilir. Haberimiz burada bitti ve grafiğe geçelim arkadaşlar. Grafikte size söylemek istediğim birkaç bir şey var. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Şu an görüldüğü gibi Shiba'nın e, dolar bazında 0.5095 dolarken TL bazında 0.3017 TL'yi gösteriyor. Hani bu düşüşler neden oluyor veya bu düşüşler niye düşüyor niye yükselişler falan olmuyor bu güncelemeler ne zaman gelecek gibi yorumlarınızı şu anda hissedebiliyorum. Yazdığınızı hissedebiliyorum. Onun için hemen bak Shiba'nın e, düşüşünün tek nedenini Şurada size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şu an görüldüğü gibi bakın Bitcoin yüzde yedilik bir düşüş falan yaşamış. Bak Bitcoin düştükten sonra zaten bütün coinler otomatikmen düşüyor. Bakın Bitcoin yüzde beş düştüyse diğer koyunlar yüzde on, yüzde bir düşüş falan yaşıyor. Mesela bu token bile yüzde 30'luk bir düşüş falan yaşamış zaten. Hemen Shiba grafiğine geri dönelim. Shiba'nın grafiğinde görüldüğü gibi inişi çıkışlı bir grafiğimiz var. Hani bu düşüşlerin nedeni zaten Bitcoin olduğunu söyledik. Onun dışında başka bir düşüş şey yok. Shiba zaten iyi durumda gidiyor. Hani bir e, e düşüşler falan olduğu için hani Shiba'dan umudumuzu kesmek kesmemek lazım. Onun için e, Şiba'yı Shiba'yı satmayalım arkadaşlar. Böyle düşüşler falan oldu. Ama böyle düşüşler falan olacak. Hani tek direnç çizgisi şu zaten 96. Ee, şu şu dolar bazında 0.5096. Zaten bu e, seviyenin pek fazla altına düş, e, düştüğünü sanmıyorum. Zaten bir önceki videomda ne dedim? Şunu size dedim. Ben dedim ki bakın şu an dolar e, dolar bazında Shiba 0.5090 ve 96 seviyelerinde devam edecektir. Hani büyük yükselişler falan tekrardan gelecek söylemiştim. Dolar bazında zaten 0. 4.0-10-11 dolara kadar da zaten çıktı gün içerisinde. Ondan sonra tekrar bir düşüş yaşadı. Zaten ben bu düşüşü söyledim. Ama bazı arkadaşlar bunları yanlış anlamış. Ee, bu olumsuz yorumlar falan yaptı. Onun için sıkıntı yok. Böyle olumsuz yorumlar ve olumlu yorumlar size bağlı arkadaşlar. Nasıl anladıysanız öyle yorumlar yapabilirsiniz. Ama size anlatmak istediğim şu. Bu düşüşlerin olacağını zaten size söyledim. Ama bu düşüşleri başka ne kadar düşecek zaten 90'dan aşağı ineceğini sanmıyorum dolar bazında. Onun dışında şunu demek istiyorum. Bakın yeni güncellemeler. bak o kadar haber okudum bu haberlere hiçbiriniz mi dinlemediniz gibi bir şey söylemek istiyorum. Çünkü Aralık ayında zaten bir günceleme gelecek. Eğer bu günceleme gelirse eğer Aralık 21'inde bu günceleme gelirse bu günceleme şu şekil olacak. Şibanın e, toplam arzından bir düşüş olacak. Bu düşüşten sonra Shiba'nın kendi e, fiyatı yükselecektir. Bu yükseldikten sonra zaten çok güzel yerlere gelecek. Hani 2023 e, içinde şunu demek istiyorum. Hani şu an e, dolar bazında e, 0.5096 iken TL bazında 0.3017 TL gösterirken şunu demek istiyorum. Dolar bazında 2.0 silebilir. Tele TL bazında da 2.0 sile, e, silebilir. Bunu da demek istiyorum. Dolar bazında 2.0 silerse TL bazında da bir o kadar da siliniyor. Onun için ise bunu demek istiyorum. Yakın bir zaman. 2023'ten sonra Shiba'yı görün. Bak bunu demek istiyorum. Mesela 2023'ten sonra Shiba çok değişecek. Çok güzel güncellemele gelecek ve Shiba'nın fiyatı resmen uçacak. Çünkü arkasında Elon Musk'ın olduğunu biliyoruz. Çünkü Elon Musk Shiba ve Dogecoin'i resmen uçuruyor. Daha önce de zaten e, Twitter'ı aldıktan sonra yaptığı tek yorum tek tweet e, Dogecoin'i ve Shiba coin'i uçurmuştu. Zaten bunu bir önceki videolarımda hepsini tek tekse söyledim. Onun için bunun düşüşleri fazla kafaya takmamak lazım. Sadece bu düşüş Shiba için özel değil. Hani gelip de bana e, şöyle yorumlar yapmayın. Hani sen bize Shiba'nı satmayın. Shiba'nı işte elinde tut. Ama neden senin yüzünden işte şibalar, şiba fiyatı düştü ve biz zarar ettik senin yüzünden zarar ettik gibi yorumlar yapmayın. Çünkü bu, bunu demek istiyorum ise, bu düşüş benim söylediğimden dolayı düşüş olmadı. Çünkü bu bitcoin'den dolayı oldu. Bitcoin'den dolayı olduğu için şibada bir düşüş falan oldu. Yani bunlar doğaldır. Hani bunlar hangi şeyde bakarsanız hangi grafiklere hangi coinlere bakarsanız bunlar aynı şekilde otomatik düşüşler oluyor. Onun için bunları kafanıza takmayın. 2023'ten sonra bak 2023'ten sonra Shiba'ya bakın. Ne kadar ne kadar hızlı yükseleceğini siz kendiniz de şahit olacaksınız. Bakın yılbaşından sonra bakın Shiba'nın fiyatı tek tek ne kadar yükseleceğini e, göreceksiniz. Onun için 2023'e kadar tutun. Çok güzel yükselişler gelecek. E, onun için şu an başka demek istediğim bir şey yok Kenze Çok iyi bakın kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın ve şunu demek istiyorum bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir hepsini coinmarket ve başka yabancı haber kaynaklarından gördüklerimizinde yorumluyorum kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın.